Cameron bana Rauf Bayraktar'la yaşadığınız sıkıntıları anlattı. Doğrusu tam zamanında gelmişim İstanbul'a. Yoksa açık söyleyeyim, siz Rauf'u deşifre edemezdiniz. 10 yıl boyunca sizi atlatmış Brett. Bizi atlatması çok mu? Varol işte senin tezgahın. Az daha birbirimize giriyorduk. Maksadın neydi? Birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu merak ettim. Biz de şimdi Ömer'le sizin bağınızı kontrol edeceğiz. Bakalım ne kadar sağlam. Bunların hepsi benim yüzümden başına geldi. Yapacak bir şey yoktu. Kusura bakma. Ne o? Korkuttular mı seni? Devlete çalışmak için nasıl can attığını unutmuşsun. Boşuna uğraşma. Bu işten sıyrılamazsın. Nasıl bir adamsın sen? Canını bana borçlu olduğun halde burada canını alacaklar diye kahpelik yapıyorsun. Bu Rauf senin gibi çok gencin kanuna girdi. Vatan aşkı diye gazlayıp, Türkiye küresel güç olacak diye içi boş hayallerine inandırıp çok gencin mezara girmesine neden oldu. Neyse ki sen sonuncusu olacaksın. Bunlara hizmet edeceğine ölsün daha iyi. Onun işi yine kolay. Ölüp gidecek. Ama sen yaptıkların hesabını tek tek ödemeden ölmeyeceksin Rauf. O zaman seni de hesaba katılın. Bu ikinci ölümü. Bu sefer emin olmam lazım. Yazık. Senin için çok daha acılı bir ölüm planlamıştım. Türk istihbaratının efsane ismi Rauf Bayraktar bu sefer kesin olarak öldü.